Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında kabir ziyaretinin adabı nelerdir? Kabir ziyaretinde nelere dikkat etmek gerekir? Ve bu konuyu el almaya çalışacağız. Kabristan, mezaristan diye kullandığımız kelimeler var. Özbekistan, Türkmenistan dercesine bazen de kabristan, mezaristan diyoruz. Ve bu, burası ölmüş olanların diyarı. Ve bu ölmüş olanları zaman zaman ziyarete gidiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta kabir ziyaretini yasaklamış. Ama daha sonra serbest bırakıyor. Ve buyuruyor ki daha önce kabir ziyaretinden sizi nehyetmiştim. Ama artık bundan sonra ziyaret edebilirsiniz. Kabirleri ziyaret edin ibret alırsınız. Bu mealde rivayetler var. Peygamberimizin başlangıçta yasaklaması şu cihetten. Başlangıçta Müslümanlardan vefat eden pek yoktu. Dolayısıyla o dönemde eğer kabir ziyareti serbest olsaydı insanlar müşrik atalarını ziyaret etmiş olacaklardı. Peygamberimiz buna fırsat vermemek için başlangıçta kabir ziyaretini yasaklıyor. Ama daha sonraki dönemlerde Müslümanlardan da vefat edenler var. Kabir ziyareti normal hükmünü almış oluyor. Kabir ziyareti serbesttir. İşte <laughs> İnsanlar daha önce vefat etmiş olan büyüklerini, akrabalarını zaman zaman ziyaret ederler. Onlarla ilgili hatıralarını bu şekilde tazelemiş olurlar ve onlara vefa borçlarını bu şekilde ödemeye çalışırlar. Unutmadıklarını gösterirler. Ama bu ziyaretlerin herhalde belli bir takım adabı da olması gerekir. Gerek ülkemizde gerek bazı başka ülkelerde kabir ziyaretinde bir takım taşkınlıklar yapılabilmekte. Yani bakıyorsunuz kabre gidenler eğer büyük bir zatın türbesini ziyaret ediyorlarsa oraya bez bağlıyorlar, çaput bağlıyorlar. Bunların dinde yeri yok. Orada, orada mum yakıyorlar. Yine bunun da dinde yeri yok. Orada Allah adına değil de belki de oradan orada yatan kimse adına kurban kesiliyor. Malum Allah adının dışında bir şey, bir şey için kesilirse bunun etinden yemek caiz değildir. Ama Bismillah Allahu Ekber diyerek o mübarek mekanda kesip Müslümanlara dağıtırlarsa, o niyetle yapılmışsa bunda bir beis yoktur. İşte zamanla böyle bir takım bidatlar çıkmış. Ve Arabistan'da yani Vahhabi diye bilinen bir zümre özellikle bu noktalarda daha böyle tahşidatta bulunuyorlar. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kabri orada. Sahabelerin pek çoğunun kabri orada. Çok büyük zatların kabirleri orada olunca zamanla insanlar kabir ziyaretini adeta putperestliğe çevirmişler. Yani nasıl ki bazıları putun karşısına geçiyor, puttan bir medet bekliyor, puttan yardım bekliyor. Bazıları da vefat edenlerden bir şey bekler hale gelmişler. Hatta bu konuda işi çok taşkınlığa götürenler de olmuşlar. Böyle olunca Vahabiler buna bir tepki olarak biraz da dozajı belki kaçırarak bunun halis tevhide aykırı olduğunu, bunun şirk olduğunu ifade ediyorlar. Belki ülkemizden de hacca gidenlerin bir kısmı yaşamışlardır. Mesela bir insan peygamberimizin kabrine doğru şöyle ellerini kaldırıp dua edecek olsa oradaki görevler müdahale ediyorlarmış. Hacı, memnu, şirk, şirk diyorlarmış. Allah'a dua et. Kabe'ye yönel dua et diye bu şekilde söylüyorlarmış. Burada şöyle bir incelik var. Yani dozajı ayarlama noktasında bunu ifade etmemizde fayda var. Bir hacı kardeşimiz ellerini peygamberimizin kabrine doğru açıp o anda dua ediyorsa duasını Allah'a yapıyordur. Doğrudan peygamberimizden bir şey beklenmiyor. Belki peygamberimiz o anda vesile yapıyor. Ya Rabbi eee Şurada kabrinin önünde bulunduğum zat, senin alemleri hürmetine yarattığın, yüzü suyu hürmetine yarattığın en büyük insandır. Ben şu anda onun makamındayım, onun kabrindeyim. Onun hürmetine benim duamı kabul et. Bu anlamda vesile yapılır. Ve Kur'an-ı Kerim vesileyi reddetmez. Ve Kur'an'da şöyle geçiyor. وَبْتَوُ اِلَيْهِ vesile <laughs> Allah'a vesile arayın. Dolayısıyla İbadetlerimiz bir vesiledir. Salavat-ı şerifeler vesiledir. E, orada yapılan dualar da yine bir vesiledir. E, vefat etmiş olan mübarek bir zatın ruhaniyatı vesile yapılabilir. yani Diyelim e, İstanbul'dakiler e, Sultan Eyyub'a e gidiyorlar. Orada e, duada yapıyorlar. Ama bunu yaparken herhalde Allah'a dua ediyorlar. Eğer doğrudan Sultan Eyyub'dan bir şey bekliyorlarsa bu Vahabilerin itiraz ettiği kadar ciddi vahim bir durumdur. Bunlardan kaçınmak lazım. Ülkemizin değişik yerlerinde böyle türbeler var. İşte bazı yerde dede derler, bazı yerde pir derler. Böyle büyük zatların türbeleri var. Ve o türbe de bulunan zatın çok büyük olduğu, hatta yanına gelenlere yardım ettiği gibi o gibi efsanevi şeyler de halkımız arasında anlatılır burada da yine ölçüye dikkat etmek gerekir. şunu belki ifade etmekte fayda var. Allahu Teala'nın ricâlül gayb tabir edilen bazı erleri de var. Gayb erleri. Mesela Hızır. Kul bunu almayınca Hızır imdada gelmez denilir. Hızır tarihte yaşamış bir şahsiyet ama Allahu Teala ona tasarruf yetkisi vermiş. Fakat bu tasarruf yetkisi kendisine bırakılmış herhalde bir tasarruf yetkisi değil. Bir iznillah'tır. Allah'ın izniyledir ve Allah'ın emriyledir. Kur'an-ı Kerim'de melekler nazara verilirken mesela Bedir Savaşı'nda melekler yardıma geliyorlar ve Müslümanların yardımında bulunuyorlar. Neticede Müslümanlar Bedir Savaşı'nda sayıları az da olsa galip geliyor. Kur'an-ı Kerim iki ayrı yerde bu olayı anlatırken ve men nasr illa yani yardım ancak Allah'tandır diyor. İşte melekler geldi bizi kurtardı demeyin. Yardım ancak Allah'tandır. Melek de gelse Allah'tandır, Hızır da gelse Allah'tandır. Dolayısıyla vefat edenlerin bir kısmının eğer ruhaniyatına tasarruf yetkisi verilmişse bu yine kendiliğinden değildir. Allah'ın emriyledir ve Allah'ın izniyledir. Biz Müslümanlar olarak şuna inanıyoruz. Ve ma teskutu min varagatin illa ya'lemuha. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Bir atom bile Allah'ın izni dışında hareket etmez. Alemde meydana gelen her şey Allah'ın izniyle meydana gelir. Dolayısıyla peygamberin şefaati Allah'ın izniyledir. Veli olan zatların himmeti Allah'ın izniyledir. E, vefat etmiş olan kimseler kendilerine tasarruf yetkisi verilmişse yardımda bulunmaları e, Hızır misalinde olduğu gibi yine Allah'ın izniyledir. E, dolayısıyla bu manada e, böyle vefat etmiş olan zatların kabirlerini ziyaret etmek mühim bir şeydir. Diyelim Konya'ya varıldığında Mevlana'nın kabrini ziyaret etmek, Ankara'ya gidildiğinde Hacı Bayram Veli'yi ziyaret etmek... İstanbul'a gelindiğinde Sultan Eyyub'u ziyaret etmek. Daha diğer başka yerlere gidildiğinde o mübarek beldenin manevi reisi durumunda artık kimse onun kabrini ziyaret etmek bizi o aleme bağlar. Gayb alemine karşı bir bağ meydana gelir. Ve manevi feyizler oralardan bizlere gelir. Ve biz o halden istifade ederiz. Ve gittiğimizde onların ruhlarına Fatiha okuruz, İhlas okuruz ve onlar da bundan istifade ederler. Onların yanına gittiğimizde çiçek götürmemiz, çelenk götürmemiz onların ruhuna fayda vermez. Ama okuduğumuz Kur'an ayetleri İhlas suresi gibi, Fatiha suresi gibi onların ruhları bunlardan istifade eder. Ve onların ruhuna bağışlarken bir kişinin ruhuna bağışlamakla bütün ehli imanın ruhuna bağışlamak arasında fark yoktur. Nasıl ki bir radyo veya televizyon yayınında, bir televizyonda, radyoda görülmesi, duyulmasıyla binlercesinde görülmesi arasında fark yok. Benzeri bir şekilde biz de vefat edenlerin ruhuna Fatiha okuduğumuzda, İhlas okuduğumuzda veya tümüyle Kur'an'ın hepsini okuduğumuzda bir kişinin ruhuna hediye etmekle tümünün ruhuna hediye etmek arasında fark söz konusu değil. Cenab-ı Hak imanlı bir hayat hepimize nasip eylesin ve imanla bu dünyadan göçmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.